İstanbul'dan Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden her hafta yapacağımız yayınlarda farklı dikiş tekniklerini kullanarak dikiş dikmeyi dileyen herkesin öğrenmesine vesile olmayı amaçlıyoruz. Soru ve görüşlerinizi videonun altında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Yeniden herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra dikiş uygulama dersleriyle yine karşınızda olacağım. İlk dersimizde kapalı yırtmaçlı, fermuarlı, kemerli, düz dar etek dikiminin nasıl yapıldığını öğreneceksiniz. Kişiye özel hazırlayacağımız etek için bel ölçüsü, kalça ve etek boyu ölçülerini bolluk ilaveli olarak bedenin üzerinden alıyoruz. Kumaşımızın ters tarafını düz boy ipliğine doğru ikiye katlıyoruz. Elimizdeki kalıbın genişliği aldığımız genişlik ölçülerinin yarısı kadar olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Ön ortası tam kumaş katına gelecek şekilde ön etek kalıbını kumaşa yerleştiriyoruz. Her iki yan dikişe 2 cm dikiş payı kalacak şekilde arka kalıbı hemen yanına yerleştiriyoruz. Kalıbın kenarlarını leke bırakmayan sabunla ya da benim gibi ütüde yok olan kalemle çizebilirsiniz. Etek ucuna 4 cm kıvırma payı, bel kısmına 1 cm, yan dikişlere ve arka ortasına 2 cm dikiş payı veriyoruz. Kapalı yırtmaç için arka ortasından 8 cm genişlik payı vererek ve yırtmaç boyunu da istediğiniz uzunluğa getirerek çizimimizi bitiriyoruz. Ve kumaşı kesiyoruz. Düz dar etek kalıbı çiziminin video anlatımı linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Eğer hazır kalıp kullanmadan kendi ölçülerinize göre kalıp çıkarmak isterseniz şayet oradan faydalanabilirsiniz. Kumaşın üst katını çizerken cetveli kaydırmadan alt katı da çizdiğimizde bol tel almaktan kurtuluruz. Provalı etek yaptığımız için çizgilerin üzerinden tel alıyoruz. Her iki katı ayrı ayrı telliyoruz. Çünkü ütü yaptığımızda çizgiler yok olacaktır. Bunların görünür olması lazım. Kumaşın tersinden penslerin her iki çizgisini üst üste getirerek tutturuyoruz ve tel alıyoruz. Arka ortasında fermuar aralığı ve yırtmaç aralığı bırakacağız. Fermuarı bel çizgisinden aşağıya doğru uzatıyoruz. Bitiminden 1,5 cm yukarısını işaretliyoruz. Yırtmaç payından 2 cm aşağısını işaretliyoruz ve bu arayı tel alıyoruz. Yan dikiş çizgilerini de kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde tutturuyoruz. Ve buraları da telleyip eteğimizi provaya hazır hale getiriyoruz.
Provanın daha net görünümü için yan dikiş paylarını tek tarafa ütülememiz lazım. Eğer beden ölçülerini itinalı bir şekilde aldıysak provada sorun çıkmayacaktır. Eteğin bol ya da dar gelmesi durumunda yan dikişlerden ve pens genişliklerinden düzeltmeler yapacağız. Kişinin istediği ölçülere göre ayarlamamız gerekecektir eteği. Provada sağda yapılan düzeltmelerin aynısı solda da yapılmalıdır. Buna azami ölçüde dikkat ettikten sonra eğer kişi yanınızdaysa bir kez daha eteği giydirmenizde fayda olacaktır. Bütün bu düzeltmeler yapılarak T'lediğimiz yerlerden eteğimizin makine dikişine geçiyoruz. Dikişlerin başlangıç ve bitiş noktalarında sağlamlaştırma yapmayı unutmayın, yoksa eteği giymeden sökülmeler başlar. Pens uçlarını sağlamlaştırmıyoruz. İpliklerini uzun tutmamız yeterli olacaktır. İplik rengi kumaşın renginde olacak. Ben görüntünün size ulaşmadan netliğini sağlamak için kırmızı tercih ettim. Dikimden sonra T'li ipliklerini sökebiliriz artık. Dikiş paylarını ikiye açarak ütülüyoruz ve kenarlarına overlock çekiyoruz. Evde overlock makinanız yoksa şayet ev tipi makinanın ayarını zikzak ayarları bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da elde sürfülle de alabilirsiniz. Arka ortasının sağ tarafını 2 mm kaydırıyoruz ve fermuarı buraya yerleştiriyoruz. Bir milimetreden TL alıyoruz. Makine ayağının fermuarın dişlerine takılmaması için tek taraflı fermuar ayağını takıyoruz makineye. Fermuarı 1 mm'den dikiyoruz ve dikişin sonu arka tarafta fermuarın tam ucunda bitecek. Sol tarafı sağdaki dikişin üzerine oturtarak 1 cm aşağısından ve genişliğine de 1 cm vererek fermuar için son dikiş yerini ayarlıyoruz. Geliyoruz yırtmaç dikimine. Yırtmaç paylarını fermuarı hangi tarafa diktiyseniz o tarafa yatırıyoruz. Üste kalan payın yarısını geri yatırıyoruz. Tekrar eteğin yüzünü çeviriyoruz ve dikiş yerini göz kararı bir açıda ayarlıyoruz.
Üstüne çift kat dikiş dikiyoruz. Dikiş uzunluğu altta kalan yırtmaç payı kadar olacak. Buna dikkat. Yırtmacın diğer payında fazlalık oluşacak. Orayı da uvar nokta keserek temizleyebiliriz. Astar dikimi için de aynı kalıpları kullanıyoruz. Provada eğer bir değişiklik yapıldıysa kalıbı ona göre ayarlamamız gerekecektir. Evet, kumaşı boyuna doğru ikiye katlayarak ve ön ortasından yarım santimetre kadar bolluk ilavesi vererek ön kalıbı yerleştiriyoruz. Kumaş katında yarım santimetre içerisinde kalacak kalıp. Yan dikişlerine 1,5 santimetre, arka ortasına 2 santimetre dikiş payı veriyoruz. Etek boyu ölçüsünü 1 santimetre kısaltarak ayarlayabiliriz. Astarın dıştan görünmemesi için boyunu kısa tutuyoruz. Arka ortasına verdiğimiz 2 santim genişliğin yarım santimini bolluk ilavesi olarak ayarlıyoruz. Eteğin arka ortasında fermuar ve yırtmaç aralığını belirleyerek 1,5 santimetre içerisinden dikiş yerini ayarlıyoruz.
fermuara yakın bir yerden başlıyoruz. Astarın yan dikişi kumaşın yan dikişi ile üst üste gelecek. Kumaştaki penser yan dikişe doğru, astardaki penser de arka ve ön ortasına doğru ütülenecek. Aynı tarafta kalınlık oluşmasın diye. Lişetleri de yan dikişlere yerleştirdikten sonra kemeri ters taraftan, yani astar tarafından bele yerleştiriyoruz. Fermuarın 1 santimlik dikiş yaptığımız tarafa kemerden 1 santimlik dikiş payı dışarıya çıkartıyoruz. Ve devam ediyoruz. Dikiş genişliği.
sağlıklar dilerim.